Merhaba Pokemon dostları, Pokemon ustalarının buluşma yeri Pokemon Master'ın yeni bir videosunda daha sizlerleyiz. Çerçeveden de anlayacağınız üzere bir abone istek videosuyla sizlerleyim. Abonelerimiz istek yaptıkça sizlere abone istek videolarını sunuyorum. Bu videonun isteği Master abonemiz olan sevgili Akın Aytul'un isteğiyle gerçekleştiriliyor arkadaşlar. Onun istek yaptığı bir video. Siz de Master ve üzeri abonelik alırsanız kanalımızda, destek verirseniz kanalımıza, bu şekilde ayda bir defa bir abone istek videosu sunabiliyoruz sizlere. Kendisi Pokemon Journeys'in geçtiğimiz günlerde yayınlanmış olan 2021 bölümlerini anlatan çok kısa bir tanıtım videosu vardı. Tabi bütün bölümler değil ama 2021'de yayınlanacak bölümleriyle alakalı bir tanıtım videosuydu. Bunu incelememi ve fikirlerimi sunmamı istedi kendisi. Zaten kanalımızın içeriğine de gidişatına da uygun bir içerik olduğu için ben de tabii ki dedim, hemen videoyu çektim. Kendisi de sağ olsun üyelik aldığı için ve kanalımıza destek olduğu için diyorum. Pokemon Journeys biliyorsunuz yaklaşık 3 haftalık, neredeyse 1 aylık bir ara verdi. Şu an hala bu videoyu çektiğim an itibariyle ara devam ediyor. 8 Ocak'a kadar da devam edecek. Bu aranın işte birkaç nedeni var. Birincisi Noel ve yılbaşı arası, işte ne bileyim filmin sinemalarda vizyona girmesi gibi pek çok şeyi var arkadaşlar. Kamerayı biraz şöyle şey yapayım. Bununla birlikte dediğim gibi 3 haftalık bir ara verdi. Şimdi dilerseniz 8 Ocak ve sonrasında yayınlanacak bölümler için yayınlanan kısa tanıtımı incelemeye başlayalım. Zaten çok uzun sürmeyecek, çok kısa bir tanıtım olduğu için. Sahneleri durdura durdura gideceğim. Yani telif yeme olasılığımız var. O yüzden durdurmak zorundayım. Zaten durdurarak gitmek lazım. Çok ani görüntüler var. Hemen kısaca şöyle başlatalım. Evet, ilk sahnede Ash'in Farfetch'ini görüyoruz arkadaşlar. Galarian Farfetch'ini görüyoruz. Şimdi buradan yola çıkarak şöyle bir teoride demeyelim de şöyle bir fikirde bulunabiliriz. Acaba Galarian Surfect mi geliyor? Eşin Galarian Farfetch'te evrim mi geçirecek diyoruz. Çünkü sanki görüntüler birazcık ona işaret ediyor. Bakalım. Bakın eşin elinde bir pırasa var. Yani sanki Galarian Farfetch'i geliştirme, Galarian Farfetch'in üzerine durma gibi bir anlam çıkarıyorum ben buradan. Evet, burada sürpriz bir sahne var arkadaşlar. Bu arada sahnenin devamında hemen şöyle göstereceğim. Farfetch'in savaştığını gördünüz. Onu biraz geriye alalım. Öncelikle bu elemandan bahsedelim. Bu eleman adı neydi? Wingtorm muydu? Neydi? Şu an hatırlayamadım adını tam olarak. Yani 6. nesilde Kalos'taki Elite Four'lardan biri arkadaşlar kendisi. Yani biz animede Elite Four'ları çok böyle fazla görmüyoruz yani. O yüzden karşımıza bir Elite Four'un çıkması gerçekten güzel oldu. Yani buradan şunu anlıyorum. Ash dünya şampiyonası maçlarında artık yavaş yavaş çıtayı yükseltecek ve yukarılara doğru çıktıkça önemli eğitmenlerle karşılaşmaya başlayacak ki zaten en baştan beri söylediğim şeydi. Biz daha Ash yukarılara çıktıkça çok böyle sağlam eğitmenler, sağlam karakterler göreceğiz demiştim hatırlıyorsanız. Sanki o da bunun bir işareti oldu. Hani ne zaman karşılaşır, ne şekilde karşılaşır onu tabii ki bilemiyoruz ama bir Elite Four'la Ash'in maç yaptığını görüyoruz. Burada Elite Four'un Age Slash kullandığını görüyoruz ki Kalos'taki zaten Elite Four'da da bu Pokemon'u kullanıyordu kendisi. Burada dikkat çekici noktalardan biri, iyi yerde durdurdum bu arada tam. Galarian Farfetch'in, eşin Galarian Farfetch'inin bir zırh giydiğini görüyoruz. Değil mi? Yani şurada görüyorsunuz şu anda. Pırasasıyla birlikte bir zırh giydiğini görüyoruz. Sanki dediğim gibi evrime de hazırlanıyor gerçekten gibi bir izlenim var. Sanki Galarian Surfect yakın zamanda geliyormuş gibi duruyor. Öyle diyeyim size. Burada gördüğünüz üzere savaşıyor. Tabi bu Galarian Farfetch'in eşin Galarian Farfetch'de olduğunu düşünüyorum. Yani herhalde öyledir artık diye yani yorum yapmak istiyorum. Evet, burada ikinci sahneye geçiyor. Bu da başka bir bölüm muhtemelen. Burada Inteleon'un ortaya çıktığını görüyoruz arkadaşlar. Yavaş yavaş artık Cinderace göründü. Zaten Go'dan dolayı Cinderace'i gördük. Henüz Rillaboom'la ilgili herhangi bir bilgi yok. Grookey bile ilk defa görünecek daha. Inteleon'u da bu şekilde bir bölümde göreceğiz. Tabi bu Go'nun Inteleon'u değil arkadaşlar. Zaten şu an kafamın olduğu yerde Go'nun Sabal'ını görüyorsunuz.
Başka birinin Inteleon'unu görüp sanki şey yapacak, ona bir imrenecek gibi geliyor. Bakın şu an Inteleon gerçekten animede de güzel görünecek gibi duruyor değil mi? Evet, bakın imrendiğini zaten görüntüden gayet net bir şekilde anlıyoruz. Yani Sabol tabii ki her küçük Pokemon'un en yüksek evrime çıkma gibi bir hayali vardır Pokemon evreninde. Tabii bazı Pokemon'lar hariç, mesela Pikachu evrim geçirmek istemiyor gibi. Sabol da yani bir Inteleon olmanın hayalini kuruyor. Buradan da ne mesaj alıyoruz? Muhtemelen Go'nun Sabol'un da bir Inteleon olduğunu belki bu yıl içerisinde göreceğiz arkadaşlar. Evet, zaten galiba da evrim geçirmek için ya da başarılı olabilmek için, güçlenebilmek için de çalışmalar yapıyor gibi bir şey algılıyorum buradan da. Yani bu sahneden de Pikachu ile savaşıyor burada. Sonra diğer sahnede ise, diğer bir muhtemelen bölümde diyelim, aynı bölümler içerisinde gerçekleşir mi bilmiyorum, Opal'i görüyoruz. Yani Galar'a gidiyorlar ve Galar'daki Opal, Gym Leader'ini görüyoruz. Belki Ash yine bir Pokemon şampiyonası maçında Opal ile savaşır diye de düşünüyorum. Bu sahne çok güzel, çok böyle farklı bir sahne. Burada Turtwig'i görmemiz biraz garip geldi bana açıkçası. Şu an Galar'dayız muhtemelen çünkü... neydi bu Pokemon'un adı? Chivetel. Chivetel gibi bir isim vardı bunda. Yeni Pokemon'un ismini tam hala ezbere tam bilmiyoruz. Hani Turtwig ile savaşması, bu Turtwig kimin Turtwig'i onu da bilmiyoruz açıkçası. Belki vahşi bir Turtwig. Ama ben burada Turtwig'in görünmesine bir dikkat çekmek istiyorum. Biliyorsunuz 2021 yılında söylentiler şu an dünyayı aşmış durumda. Her gün bir söylenti çıkıyor. Diamond Pearl Remake'in geleceği yönünde 2021'de söylentiler çok büyük ve Turtwig'i görmemiz sanki Sinnoh'a hani bir gönderme, sanki Diamond Pearl Remake geliyormuş izlenimi de bana veriyor açıkçası. Evet, Gulpin'li bir Go görüyorsunuz burada. Evet, Dedenne'yi görüyoruz. Dedenne'den anladığımız kadarıyla, ki bu baştaki Elite Four savaşının olduğu bölüm olabilir, bir Dedenne görüyoruz. Kalos'a gidiyoruz. Sanki bu Dedenne acaba eşin yanında bulunan, şu an yine ismini hatırlayamadım, neden hatırlayamadım bilmiyorum. Yani eşin yolculuğa çıktığı küçük kızın Dedenne'si mi acaba Kalos'taki diye bir soru işareti. Yani vahşi bir Dedenne olup Go da yakalayabilir bunu, ya da eski arkadaşlarını görebilir Kalos'a gidip. Bir şey diyemiyoruz tabi. Ve yine önemli sahnelerden biri arkadaşlar, bir Suicune'un ortaya çıkması. Bunu daha önce de göstermişlerdi ama bu bölüm bir türlü yayınlanmamıştı. Demek ki daha sonraki bölümlerden biri. Şimdi şöyle bir durum var. Animede yer yer bazı efsaneler, mesela Go bir Zapdos'u yakalamaya çalışmıştı hatırlıyorsanız. İşte Celebi görünmüştü. Mew zaten görünmüştü. Mewtwo göründü falan. Yani ara sıra efsanelerin göründüğü bölümler oluyor. Bu da onlardan biri olacak muhtemelen. Johto'ya giderler diye düşünüyorum. Ve Johto'ya gittiklerinde Suicune'la karşılaşacaklardır. Orada muhtemelen Suicune'un hikayesiyle ilgili bir bölüm olacak. Yakalamazlar. Yani muhtemelen yakalayamazlar. Sadece görünür falan. Ama güzel bir bölüm olacağı, efsaneyle ilgili bir bölüm olacağı yani anlaşılıyor zaten gördüğünüz gibi. Şu sahne biraz ilginç geldi bana. Burası neresi diye düşünürseniz hemen aklıma şey geldi. Bu da galiba Opal'in göründüğü bölüm olması lazım Galar'da. Çünkü oradaki ormanı hatırlarsanız böyle renkli mantarların olduğu karanlık bir ormandı değil mi? Böyle mantarlara dokunuyorsunuz, ışıklar çıkıyor falan. Orada geçiyormuş gibi geldi bu sahne ve dikkat ederseniz Koharu'yu görüyoruz. Koharu bir Alolan Ponyta ve Alolan Rapidash görünüyor burada. Eevee'yi zaten elde etmişti hatırlarsanız. Buradan anladığım kadarıyla artık yolculuklarda Koharu da gruba katılmaya başlamış değil mi? Yani bir Pokemon eğitmeni olmaya karar vermiş gibi duruyor. Koharu'nun üstündeki kıyafetin de değiştiğini görüyoruz. Burada bir yarışa katılmış gibi bir izlenim de var. Yani tam emin değilim. Belki bir Alolan Ponyta yakalayacaktır Koharu. Çok da güzel olur aslında. Animede görmeyi isterim bu Pokemon'u. Yani Koharu'nun, kız karakterimizin İngilizce ismiyle Chloe'nin yavaş yavaş artık kahramanlarımızın yanında yer alacağını buradan kestirebiliyoruz arkadaşlar. Evet, bu kadardı. Sonrasında zaten gelecek haftaki bölüm, yani gelecek haftadan kastım, ara bittikten sonra 8 Ocak'ta karşımıza çıkacak bölümü gösteriyor arkadaşlar. Bir fosil Pokemon olayı var tabi burada. Burada eş bir fosil Pokemon yakalayacak diyenler oluyor.
Ama Eşer Pokemon'u gördüğünde böyle gözleri parlıyor yani. Ben çok ihtimal vermiyorum yakalayacağını ama belli de olmaz tabii ki. Asıl muhabbet Guruki yavaş yavaş piyasaya çıkacak gibi görünüyor. Bu bölümde mi çıkar, sonra mı çıkar bilmiyorum ama Guruki'yi de biz yakın zamanda animede göreceğiz. Ha, kim yakalar? Yani ilk iki starter'ı Go'ya verdiklerine göre bunu da Go'ya verirler gibi geliyor bana. Hani bilmiyorum. Üçünü de ona verirler gibi geliyor ama vermezlerse de tabii ki eşe verecekler. Başka çareleri yok yani. Diyorum ve tekrar ana sayfamıza döndüm. Evet. Sizler için ve tabii ki Akın için, Akın'ın isteğiyle, tabii o da sizler için sonuçta bu videonun yayınlanmasını istiyor. 2021'de ilk yayınlanacak olan bölümlerin, yani önümüzdeki birkaç aylık belki süreçte yayınlanacak bölümleri şöyle sizler için birazcık inceledik tanıtım videosunu. Güzel bölümler bizi bekliyor. Eş muhtemelen savaşta yukarılara doğru çıkacak dünya şampiyonasında. Güçlü eğitmenlerle savaşacak. Efsane Pokemon'ları göreceğiz. Go Pokemon yakalamaya devam edecek ve Koharu'nun hikayeye dahil olduğunu göreceğiz arkadaşlar. Bakalım neler olacak, neler bitecek. Biz buradayız. Anime yayınlandığı sürece de bölümleri zaten inceliyoruz arkadaşlar. Akın gibi ya da diğer arkadaşlar gibi kanalımıza ücretli destek olabilirsiniz ve Master ve üzeri aboneliklerde biliyorsunuz abone istek videosunun olduğunu unutmayın diyorum. Gelecek videolarda görüşmek dileğiyle.